Bu videoyu hazırlamaya başladığımda astımdan bahsetmenin zor olacağını hemen fark ettim. Çünkü bu hastalığa sahip pek çok kişi var ve herkes astım hakkında en azından birkaç şey bilir. Bu yüzden astımın gerçekten ne olduğunu anlatmak kolay olmayacak. O halde gelin en baştan başlayalım. Akciğerlerden, neye benzediklerinden ve ne işe yaradıklarından bahsedelim. Buraya Kocaman bir soluk borusu çiziyorum. Soluk borusu sağ ve sol bronşlarınıza doğru ikiye ayrılır. Bronşlar akciğerlerin iki ana gövdesidir. Buradan bir ağacın dalları gibi kollara ayrılmaya devam ederler ve giderek küçülürler. Sayısız seviye vardır, hepsini çizmeyeceğim. İşte bu şekilde kollara ayrılıyorlar. Anlamışsınızdır. Nefes alışımız yani havayı teneffüs edişimiz Aynı bir elektrik süpürgesinin havayı çekişine benzer. Bu boruların hepsi süpürgeye bağlıdır. Soluk borusu da süpürgenin ucundaki ana hortum gibidir. Süpürgeyi ufak borulara ayrıştırdığımızı hayal edin, işte böyle görünürdü. Nefes aldığımızda oksijen akciğerlerimize gider. Oksijen O2 simgesiyle belirtilir. Yani 2 oksijen. Nefes verdiğimizde ise karbondioksit üfleriz. Karbondioksitin sembolü de CO2'dir. Yani 1 karbon ve 2 oksijen. Astım tıkayıcı bir hastalık olarak sınıflandırılır. İçimize çektiğimiz hava çıkış yolu tıkalı olduğu için karbondioksit olarak üflenemez. Bu olaya ve tam olarak nerede gerçekleştiğine sonra değineceğiz şimdilik sadece hava yolu olarak bilinen bu borulara bakıyoruz. Bu borulardan herhangi birinden bu şekilde bir kesit aldığımızda ve borunun yukarısından yani enine kesitinden baktığımızda şöyle bir şey görürüz. Borunun çeperi bir yuvarlak şeklindedir. Bir ağız barındırır. Ortasında da bir lümen bulunur. Lümen, herhangi bir tüp şeklindeki organın ortasına verilen isimdir. Hava işte buradan geçer. Hava yolunun duvarlarında bağ dokusu, salgı bezleri ve başka şeyler bulunur. Ama ben buradaki düz kas katmanından bahsetmek istiyorum. Bu bir kas olduğuna göre bir kuvveti ve etrafındaki şeylerin şeklini değiştirebilme kudreti vardır. Astım hastalığında düz kaslar bu hava yolunu sıkıştırıp daraltır. Bunun nasıl göründüğünü göstermek için şekli bir daha çizeyim. Bu duvarın çevresi. Astım krizi geçiren birinde hava yolu yani lümen daralacaktır. Belki bu çizdiğim kadar küçülecektir. Burada lümenin etrafındaki düz kas sert bir şekilde kasılmakta ve lümeni sıkıştırmaktadır. Bu yetmiyormuş gibi, vücudumuz iltihaplandığında sıvı salgılar. Yani genellikle açık ve kuru olması gereken lümen de fazladan sıvı olur. Ağz, Hali hazırda küçülmüştür, üstüne bir de mukoza ve sıvılarla dolar. Bu resim bir bütün olarak astımın hava yollarında nasıl bir duruma yol açtığını gösteriyor. Burada sadece kesit aldığımız kısmı anlattım. Bu olay aynı zamanda diğer tüm borularda, buradaki alt kısımlarda da meydana gelir. Bu yüzden hava güçlükle ilerler. Bunu yine bir elektrikli süpürge benzetmesiyle düşünelim. Hatta buraya bir tane çizeyim. İşte süpürgemizin oldukça basit bir çizimi. Bu makinenin havayı içine çeken yüksek bir gücü var. Ancak havayı dışarı üflerken pasif bir konuma düşüyor. Yani havayı dışarı iten bir kuvvet mevcut değil. Yani borulardaki tıkanma, havayı çekmeyi güçleştirse bile en azından çekişin arkasında bir motor var. Hava dışarı çıkarken ise böyle bir durum söz konusu değil. Hava daha dar borulardan pasif bir şekilde çıkmak zorundadır. Bu da nefes vermeyi güçleştirir. Bunun nasıl bir ses çıkardığını steteskopla dinlerken duyacağız. Ancak önce bu olaya neyin yol açtığını öğrenelim. Hava yollarınız neden durup dururken böyle sıkışır? Vücudumuz buna neden izin verir? Neler bu durumu tetikler? Akciğerlerden her bahsedişimde söyleyeceğim ilk şey sigara içmek. Sigara astımı tetikleyen unsurların başında gelir. Sizin içmeniz bile gerekmez. Başkasının dumanı da olabilir. Astımlı çocuklar evlerinde ebeveynlerinin sigara dumanına maruz kalıyorsa, hatta ebeveynleri evin dışında içse bile, sigara içerken üstlerinde olan kıyafetlerle eve giriyorlarsa bu yine astımı tetikleyebilir. Çünkü duman partikülleri Akciğerlere yabancı milyonlarca küçük zerreden oluşur. Akciğerlere girmeleri halinde astım krizi başlayabilir. Ayrıca çevremizde bir sürü makinenin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Şuraya bir araba çizmeye çalışıyorum. Evet. Araba egzozu, fiziksel aktiviteler, toz ve genel olarak şehirdeki hava kirliliği astımı tetikleyen bir başka unsur olabilir. İşleri sebebiyle asbest veya benzeri şeylere maruz kalanlar astım krizi yaşayabilir. Yazıyla belirteyim çünkü hızlı çizemiyorum. Boya astımı tetikleyebilir. Unutmayın, astımı tetikleyen unsurlar herkes için farklı olabilir. Astımlı kişiler aynı şeylere aynı tepki vermeyebilir. Örneğin, yemek bazı insanlarda astım krizini tetikleyebilir. Bu kişilerin yemeğe, veya bir ayada şaraptaki bir maddeye alerjisi olabilir. Bir başka yaygın tetikleyici de strestir. Bedenimiz strese çeşitli şekillerde tepki verir. Stres iltihaplanmayı artırabilir. Astım da özünde iltihapla alakalı bir durumdur. Hepimizin büyük ihtimalle kullanmış olduğu bir ilaç, yetişkin astım hastalarının yüzde otuzunda krizi tetikleyebilir. Bu ilaç aspirin. Baş ağrınıza iyi gelir ancak bazen astımınızı alevlendirir. Son olarak yetişkinlerden tamamen farklı varlıklar olan bebeklerde reflü hastalığı yani midelerindeki asitlerin yemek borusuna çıkması durumu görülebilir. Bedenleri çok küçük olduğu için sistemleri çok yakındır. Asitler yemek borusuna gittiği gibi soluk borusuna da kaçabilir. Yani reflü bebeklerde astım krizine sebep olabilir. Gördüğünüz gibi tetikleyiciler neredeyse hayatın her köşesine yayılmıştır. Belki de bu yüzden bu kadar çok insanın astımı vardır ve hastalık hepsinde farklı gözükmektedir. Astım hakkındaki klinik tıbbi gözlemlerimize geri dönelim. Eğer astımlı birisinin nefes alıp verişini steteskopla dinlerseniz ne duyarsınız? Şimdi bir steteskop çizelim. Bu akciğerleri dinleyecek. Daha önce söylediğim gibi, buralarda da sıvı bulunmaktadır. Yani düz kaslar büzüşür, bir yandan da bedenimizin iltihaplanmayla başa çıkma yöntemi olarak bu borulara sıvı ve mukoza salgılanır. Pekala, hava ve sıvı birlikte neyi oluştururlar? Hava baloncuklarını. Bu hava baloncukları patlayıp yeniden oluştukça ve biz onlarla nefes almaya çalıştıkça, Hırıltı dediğimiz yüksek frekanslı bir ses duyarız. Hırıltı astım gibi tıkayıcı hastalıkların belirgin bir özelliğidir. Hırıltı ince bir ıslık sesine benzer. Astım hastası nefes verirken akciğerlerin bulunduğu bölgede bu oldukça yüksek perdeden sesi duyarız. Şimdi akciğerlerimizi tam buradan ikiye ayıran hayali bir çizgi çekeceğim. Bu üst hava yoludur. Aşağıda daha küçük bir hava yolu bulunur. Astımdaki hırıltı küçük hava yoluna ait bir belirtidir. Soluk verme sırasında gerçekleşir. Eğer nefes alımı sırasında ses duyuluyorsa bu genellikle yabancı bir nesne veya üst hava yolunu tıkayan başka bir şey kaynaklıdır. Astımda bu duruma hastalık çok ileri seviyede ve hasta nefessizlikten ölmek üzere değilse rastlanmaz. Yani Astımda nefes almakla ilgili bir sorun yoktur. Sıkıntı nefes vermektedir ve hırıltıyı da bu esnada duyarız. Zira elektrik süpürgesinde olduğu gibi hava rahatlıkla çekilmektedir. Ancak pasif bir şekilde nefes verirken sıkışma problem yaratır. Unutmayın. Astım, hırıltı, küçük hava yolu rahatsızlığı. Pekala. Bende astım yok. Bu yüzden astımın nasıl bir şey olduğunu Nasıl hissettirdiğini çok iyi bilemiyorum. Ama nefes vermekte zorlanmanın sıkıntısını hayal edebiliyorum. Nefes vermekte nefes almak kadar önemlidir. İkisinden birini yapmamak korkutucu bir düşünce. Astımlı kişi nefes darlığından şikayet edecektir. Nefes darlığı bu semptomu belirtmek için sıklıkla kullanılan bir tabirdir. Nefes alamıyorum, nefes nefeseyim diyenleri sık sık duyarsınız. Hastaların çoğu krizlerinin şiddetine göre solunum aletleri taşırlar. Panik olduklarında ve nefes alamadıklarında taşıdıkları solunum aleti hava yolunu açmak üzere acil durum ilaçlarını bölgeye taşır. Bu astımlı hastalar için o kadar önemli bir müdahaledir ki sadece nefes almak için değil, nefes alabilecek gibi hissetmeye ya da nefes alamayacak gibi hissetmenin stresiyle başa çıkabilmek için de bu aletleri yanlarından ayırmazlar. Son olarak astımın başka iki hastalıkla ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. Egzama Egzama bir deri hastalığıdır. Deride yanan aşırı kuru yerler bulunur. Kırmızı ya da kabuksu olabilen bir deri hastalığıdır. Bir diğer ilişkili hastalık da alerjidir. Alerjik rinit ismiyle de bilinir. Özellikle burunla ilgili bir sorundur. Rinit zaten buruna ait demektir. Ama çoğu insan bu durumu sadece alerji olarak bilir. Bir sebepten bu üç hastalık sıkı dosttur. Birine sahip olan kişi diğer ikisine de yatkındır. Neden bilmiyoruz. Bu ilişkinin kaynağı hala araştırılıyor ama varlığı kesin, özellikle de çocuklarda. Astımı böylelikle oldukça kısa bir şekilde özetledik. Hatırlamamız gerekenler: Hava yolu sıkışması küçük solunum yolunda nefes darlığına sebep olur ve steteskopla dinlendiğinde hırıltı gibi duyulur.